hünkârım. Katil nerede? Ne işe yararsınız siz? Bulsanız şaşarım. Hünkârım, tüm tedbirleri aldık. Titizlikle arıyoruz. Pargalı. Benim soframa zehir kondu. Bunu kimin yaptığını sen de en az benim kadar bilirsin. Ne dersin? Bu hadisenin o zehri koyanla bir alakası olabilir mi? Ben bu ihtimali aklıma bile getiremem hünkârım. Gülnihal Hatun'un husumeti olan biri olabilir. Sen korumaya devam et Pargalı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Lakin bu işin aslı astarı elbet bir gün ortaya çıkacak. İşte o gün herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Her kim olursa olsun. Haydi Mustafa, sen git. Seni hocalarım bekler. Bugün hocaya gitmek istemiyorum. Gitme, birlikte oynarız. Mehmet, bırak abini. Haydi Mustafa. Annemin yanına gideceğim. İyi değil. Annen hasta mı oldu? Dün gece çok ağladı. Kırdı, döktü. Daireyi darmadağın etti. Çok sinirli. Onu öyle görünce çok üzüldüm. Yalnız kalmasın. Hünkârım. Şehzadelerim. Şehzadeleri annelerine götürün. İbrahim Paşa. Ne zaman ata bineriz? Seninle ata binmeyi özledim. Yoksa küstün mü bana? Siz benim ilk şehzademsiniz, göz bebeğimsiniz. Bizim aramızda küslük olur mu hiç? Uygun bir vakitte sizi ata binmeye davet edeceğim. Bu sabah Fransız elçi Jean Frangepon geldi ve kralı François'un validesi Düşes D'Angelon'dan bir mektup getirdi. Hayli müşkil durumdaymış. İmdat feryadını size duyurmaya çalışıyorum. Ver bakalım Pargalı. Frank Düşes'in derdi neymiş anlayalım.